İstanbul'un orta yerinde Şişli'de bir mahalle. Trafolar 4 yıldır patlayıp duruyor. Elektrik bir gidip bir geliyor. Arıza giderilene kadar bazen saatlerce bazen günlerce karanlıkta kalan mahallelisi öfkeli. Elektrik krizine çözüm bekliyor. Yine dejavolir işte. Evet, aynı elektrik kesimi. Ayda 4 kere olmasın 5 kere elektrik kesintisi yaşıyoruz. Tek çözümümüz bu ışık olarak. Hava 6 derece ama kombi çalışmıyor. Buzdolabı, fırın iptal. Ramazan günü mutfaklarda yemek pişmiyor. İftara benim oğlum, torunlarım gelecek. Ya yemek yapamıyoruz, bir şey yapamıyoruz ya. Olmaz böyle bir şey ya. Soğuk zincir bir ilacım var. 2 haftada bir iğne vuruluyorum. Elektrik gidince ilaç bozuluyor mu, ediyor mu? Hiçbir fikrim yok. Burası Şişli Dua Tepe. Elektrik sistemindeki sorun yıllardır çözülemedi. Haftada bir panolar patlıyor, kablolar yanıyor, mahalleli kabustan kurtulamıyor. 4 senedir bu arıza oluyor. Panolar devamlı patlıyor, ana kofralar patlıyor. Çek yaptıkları geliyorlar, yama yapıyorlar, gidiyorlar. Yapılan eklerden devamlı patlıyor. Sık sık yaşanan bu elektrik kesintileri nedeniyle özellikle esnaf bir hayli dertli. Kimi dükkanını bile açamadı çünkü elektrikle çalışan kepengini çalıştıramadı. Dükkanı açamayan esnaf kirasını nasıl ödesin? Laptopumu aldım ve gidip bir kafede çalışmak zorundayım. Kimi de dükkanını açtı ama elektrik olmadığı için iş yapamıyor. Bomboş dükkanda elektriğin gelmesini bekliyor. Benim 2-3 tane dolabım ağzına kadar dolu. Hepsi ben alıp akşam şu an bunları çöpe atacağım. Hepsi mayalandı. Bakın gitti. Bunlar sizin günlük satacağınız ürünler. Evet. Bana da yazık değil mi? Sadece bugünkü zararınız ne kadar? Bugünkü zararım 25 bin lira. Burası elektriği kesilen dükkanlardan biri. Esnaf kendince çözüm buldu. Gaz lambası yaktı. İşte dükkanını bu şekilde aydınlatmaya çalışıyor. Ancak bu çözüm de yeterli gelmiyor. Dolaplarımızın içinde 200-300 bin lira yakın bir peynir, zeytin ürünümüz var. Hepsi sürekli bozuluyor. Mantı dolabımız var zaten. Dokunduğunuzda hamurlar hep yumuşuyor. Yani buradan yetkililere sesleniyoruz. Artık buradaki halk İsyan etti. Gerçekten çözüm istiyoruz. Yani biz gerçekten ne yapacağımız, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.